Sefa soru ne? Tamam. Start butonuna bastığımız anda M1 motoru, start butonundan elimizi çektiğimiz anda M2 motoru çalışacak. Bir tane girişimiz var. Input 0.0 girişe basıyorsunuz. M1 çalışıyor. Girişten elinizi çekiyorsunuz. M2 çalışıyor. M1 ile M2 ne? İki ayrı motor. İki ayrı o zaman devrede motorum var ve iki ayrı motoru çalıştırmak için iki ayrı çıkış kullanacağım. Girişi input 0.0 alalım. Input 0.0 girişine bastığımızda Q 0.0 girişi çalışacak. Input 0.0'dan elimizi çektiğimizde ise Q 0.1 çıkışı çalışacak. Demin ne dedim hatırlamıyorum ama inşallah doğru demişim. Şimdi görünüşleri olarak görüyoruz. P ve N ortak olarak görüyoruz. Çünkü bastığımız anda biri elimizi çektiğimiz anda diğeri çalışacak. P ve N kontak kullandığımıza göre devre set ve resetli olmak zorunda. Çünkü P ve N'yi normal şeyde, çıkışlarda kullanamıyoruz. Gayet basitti. Girişe basalım. Input 0.0'a P görsün, gitsin. Q 0.0'ı setlesin, girin. Bu bastığım anda çalışacak olan devre. İkincisi ne? İkinci şartımda butondan elimi çektiğimde hangi buton? Yine giriş input 0.0 girişine bağlı olan butonla elimi çektiğimde yani negatif kenar gördüğünde gelsin Q 0 nokta bu sefer düzeltiyorum. Diğer çıkış çalışacaktır. Biri setlesin biri. Bir de stop butonumuz mu vardı ayrıca? Evet stop bir butonumuz var. Bir tane stop butonumuz var. Stop butonumuzda ne yapalım? Input 0.1 yapalım. Gelsin bu da resetlesin Q 0.0'dan başlasın. 2 bit yani 2 bit olması bunun Q 0.01 Q 0.1 ikincisi olarak resetlesin. Evet. Tamam. Devre bu. Şöyle bir şey söz konusu burada. Hani fazla elemanları temizleme açısından. Burada P'yi koysam da P kontağını koysam da P kontağını koymasam da P kontağını koysak da koymasak da butona bastığım anda zaten Q 0.0 çalışacak mı? Çalışacak. O zaman şu P kontağı benim için burada fazlalık. Bir de burada çok bir şey gibi gözükmüyor bize. Hani hocam kalsan olur, kalmasan olur, kabul. Ama ben size PLC'leri anlatırken PLC'nin bir kontak veya bir bitlik işlem üzerinde harcadığı vakitten bahsetmiştim. Şu anda hatırlamıyorum ama onun bir vakti var. Hatta diğer PLC'lerle karşılaştırma yapmıştık bir tane ders notlarında var. Şu. Her zaman böyle basit problemler çözmeyeceğiz. Problemlerimiz çok satırlı, çok karmaşık problemler de olacak. Ne kadar az eleman kullanırsanız sizin kafanız o kadar az karışır. İkincisinde ise ne kadar az eleman kullanırsanız sizin PLC programınızın devri veya döngü süresi o kadar kısa olur. Ama şunu da sakın dikkatten kaçırmayın. Hani ya şu elemanı kullanmasam bu devre çalışır, çalışmaz tereddütünüzde varsa kesinlikle ve kesinlikle o elemanı kullanın. Yani işinizi riske de atmayın. Çünkü sonuçta öyle yaptığınız iş sanal. Oraya koyduğun bir kontağı götürüp gerçekte bir yere bağlamıyorsun. Bağlamadığın için yaptığın iş sanal. Ama eminsen kullanma. Ya kullanmasam acaba olur mu dediğin anda da kullan. Riske kesinlikle o devrenin o kısmını atmayın. Devre, input'a bastık setlede. Butondan elimi çektim, tek çevirip çıkış verdi, geldi Q 0.1'i çalıştırdı. Setledi, set oldukları için giriş destek dahi çalışmasını sürdürüyor. Ne zamana kadar? Ayrı bir stop butonuna basıp iki elemanı birden resetletene kadar. Şimdi bu N kontağı yaptığımız bir devre. Bunu bana N kontağı kullanmadan yapabilir misiniz? Evet. Bunu az önce görmüştük. Merkez gibi. Buraya merkez, bakalım merkeze ihtiyaç duyacağız. Şunu bir daha yazalım. Input 0.0 koyalım. Q 0.0'ı hadi yine setletelim 1 bit. Tamam mı? Q 0.0'ı yine 1 bit setletelim. Gelelim şimdi hani input 0.0'ı koyduk. Setletelim Q 0.1'i 1 bit. Şimdi problemi çözerken adım adım gitmekte, şart şart gitmekte ilk etapta fayda var. Çünkü birden problemin bütününü görüp neyi nereye koymanız gerektiğini algılamakta güçlük çekersiniz. Bu tamamen pratiğe kalmış bir iş.
Şimdi olay şu şart. Birinci şart sağlığım var da. Sağlığım. İmput 0-0'a basıyorum, gidiyor. 0-0'ı çalıştırıyor. Aynı zamanda input 0-0'a bastığım zaman, input 0-0'a bastığımda neyle çalıştırıyor? 0-1'e. Hayır, ben bunu bastığım zaman çalıştırmak istemiyorum. Elimi çektiğim zaman çalıştırmak istiyorum. O zaman input 0.0 koyalım. Tamam mı? Gelsin bir tane merkez 0.0'ı çalıştırsın. Tamam mı? Bu çalıştığı zaman buradaki merkez 0.0 ondan atsın mı kapasın mı? Ne yapıyoruz buraya? Açsın. Açsın mı? Yani normalde kapalı mı koyalım? Açık mı koyalım, kapalı mı? Bence kapalı. Deniyoruz. Açık olacak. Şu anda deniyoruz. Önce bir açık koyalım. Şimdi devreyi şu şekilde düşünelim. Tamam, ben bir imlasiye yapıyoruz. Şimdi bak, input 0.0'a bastım. Devrenin şu kısmıyla ilgili bizim bir sıkıntımız yok. Oraya bir daha dönmeyeceğim. Tamam mı? Tamam. Benim sıkıntım elimi çektiğim anda çalıştırmak. Bastım, kapandı. Öyle değil mi? Evet. Bastım, kapandı, açık. Çıkış yok. Aşağı satıra indim. Kapandı mı? Evet. Kapandı, çalıştı mı? Evet. Çalıştı. Çalışınca burayı kapadı mı? Bir sonraki çevirde kapalı, kapalı çalıştı. Olmadı. Bastım. Evet. Kapalı koyalım. Kapalı koyalım. Bastım. Kapalı koyduğumuzda ne oldu? Bastın mı? Evet. Kapadı mı? Evet. Hafızalarda bunu sıfır mı görüyor şu anda? Evet. Kapalı, direkt çalıştı. Evet. O da olmadı. O da açık da olmadı, kapalı da olmadı. İnput da mı oynasam acaba? Bir de input'u ile oynayalım mı? İnputlar kapalı. Hangisi aşağıdaki mi, yukarıdaki mi? Bence. Şimdi bunu, bunu açık bırakalım, bunu kapalı bırakalım. Tamam mı? Bakın şimdi ne olacak? Şimdi ikisini birden kapalı yapamam çünkü run olduğu zaman piyasa çalışır. Böyle oldu. Öyle değil mi? Böyle yani oldu. Hocam merkebi kapalı, merkebi kapalı denediğiniz anda tak çalışır piyasa run yaptığında. O zaman bu satırda bir tanesi açık olacak ama hangisi? Bu oldu. Şimdi bakalım, oldu olmadı. Bastın mı? Evet. Evet. Veya şöyle söyleyeyim, daha basmadık. Piyasa run yaptık, kapalı mı? Kapalı. Enerji akışı var ama burası açık. Hafızalarında da sıfır olduğu için açık olmayı sürdürüyor. Bastım ben. Evet. Bastım. Basınca buraya hafızalarında bu bir oldu mu? Oldu. Açtı mı? Evet. Açtı. Buraya açınca burası ne? Sıfır. Ne? Sıfır. 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 Hayır, sıfır. Sıfır. Enerji yok, sıfır. Sıfır. Sıfır olduğu için enerji akışı var mı? Yok. Yok. Burası sıfır mı? Evet. Sıfır. Aşağı satıra indim. Aşağı satıra indim. Aşağı satıra indiğinde şu basılı mı şu anda? Evet, evet. Basılı. Bu kapalı. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Enerji akışı geldi. Merkez 1 yaptı mı? Evet. Ya, merkez 0.0 şu anda 1 oldu mu? O zaman hafız alanı 1. Döngüye bir daha devam ediyorum. Parmağın basılı mı şu anda buna? Evet. Basılı. Basılı olduğu için burası açık mı? Açık. Açık. Açık olduğu için burası kapalı dahi olsa enerji oraya kadar akış gösteremiyor. Elimi çektim. Elimi çektiğim anda buranın hafızalığı sıfıra düştü mü? Evet. Düştü. Sıfıra düştüğü için normalde kapalı konumuna geldi mi bu? Geldi. Geldi. Döndüm, buna devam ediyorum. Bunun hafızalığındaki yeri bir. 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 Çünkü en sona kaldı hafızada. Evet. Bir. Bir olduğu için burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. İşte bakın, bu toplam elimi çektim ve kapadım. Tamam mı? Ama sorun şu, kapamayı sürdürüyor mu acaba? Tamam mı? Sürdürmüyor. Bu setleri ne? Evet. Setleri. Bunun hafızaları bir oldu mu? Oldu. Bir sonraki çevirine geliyorum. Elimi çektiğim için merkebi şuradaki alan açıldı mı? İmput kontağı açıldı mı? Açıldı. Merkebi yerine sıfır oldu mu? Oldu. Bir sonraki de merkez sıfır oldu. Buraya atsa dahi. Zaten Q0.1 setlenmişti. Setlenmiş olduğu için çalışmasını sürdürüyor. Ha, buraya neyi ekleyeceğiz? Stop. Şuradaki stop satırını tekrar eklememiz lazım.